Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de biliyorsunuz benim yoğurt tariflerim çok ünlü. Onlardan bir tanesini yapacağım size. Uzun zamandır paylaşmıyordum. Normalde bazı yerlerde, sitelerde, sayfalarda bazı tarifler görüyorum ama bakıyorum içerisine her şeyi koymuşlar. Bir ben yokum içerisinde. Ve e, tüketimi gerçekten çok zor. Tadını hiç önemsemiyorlar. O yüzden ben size böyle evde bulduğunuz malzemelerden 4 tane 5 taneyi geçmeyecek tadı güzel bir tarif oluşturmaya çalışıyorum. Bugünkü yoğurt tarifim de onlardan bir tanesi. Şimdi birazdan malzemeleri sayacağım ve özelliklerini sayacağım. İçerisine neler kullanacağımı anlatacağım. Bugünkü yapacağım tarifle göbeğinizin erimesini sağlayabilirsiniz. Karın bölgesindeki yağları yakabilirsiniz. Ve 3-4 gün içerisinde göreceksiniz ki 3-4 santimde incelme karın bölgesinden alabilirsiniz. Genelde biz bel çevresinin ölçümünü tam, onu da göstereyim, göbek deliğimizin üzerinden ölçüyoruz. Onu da kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde etkili olacaktır. Şimdi gelelim içerindeki malzemelere. Önce şöyle bir büyük kase aldım. Yoğurdu bunun içerisine koyup karıştıracağım. Burada yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurt var. Ben şimdi ofiste olduğum için hazır yoğurt kullandım. Ama sizden isteğim mutlaka ev yoğurdu yapın, evinizde mayalayın ve ondan kullanın. O biraz daha sıvı veya sulu kıvamda olabilir sonrasında içerisine kırmızı tatlı biber kullanacağım. İsterseniz acı da olabilir. İçerdiği kapsaisin maddesi sayesinde hem antioksidan hem de biliyoruz ki tüm yeşillikler gibi metabolizmasının metabolizmamızın hızlanmasını sağlıyor. Yaklaşık yarımdan birazcık fazla kullandım. 15 kalori civarı kadar diyebiliriz. ana maddelerden bir tanesine geliyorum. Normalde eski tariflerim içerisinde hiç kullandığımı bilmiyorum ama bir tatlı kaşığı kadar da keten tohumu kullanacağım. Yine bağırsaklarımızın hızlanmasını ve metabolizmamızın çalışmasını sağlıyor. Biraz da keten tohumu kullanacağız. Bize tokluk vermesi açısından yulaf kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar kullanacağım. Hem liflidir, bağırsaklarımızı hızlandırır. Bu şekilde metabolizmamızı da hızlandıracak. En son olarak da sadece tadını güzelleştirsin diye tabi metabolizma hızlandırıcı etkisi var. İçeriğinde yüksek C vitamini olan polikas içeren dereotunu kullanacağım. Şimdi sorular gelecektir. Tabi aşağıya da yazabilirsiniz ama dereotu olmazsa maydanoz da taze nane de kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimi saydım. En son ortaya alıyorum kaseyi. Karıştırma sırasına göre kullanıyoruz. Yoğurdumuzu ekliyoruz içerisine yoğurdumu kaseye aldım. Sonrasında dediğim gibi bir yemek kaşığı yulaf kullanacağım dedim. Bu da tokluk sağlasın. Lif oranı bağırsaklarımızı hızlandıracaktır yüksek lif içerdiği için. Tok tutucu etkisini artıracaktır. Bir yemek kaşığı kullandım. Sonrasında kırmızı biberimizi kullanalım. Kırmızı biberi kullanıyoruz. Kırmızı biberle keten tohumu birbirine çok yakışıyor. İkisi de çok sağlıklı buna ekledik kırmızı biberimizi. Biraz şimdi tatlı kaşığım yok o yüzden yemek kaşığıyla ayarlayacağım. Şöyle. Tatlı kaşığı ne demek? Bir yemek kaşığının yarısı demektir. Şöyle gözüküyor mu kameradan bilmiyorum. Yarım, e, yemek kaşığı yani bir tatlı kaşığı kadar da keten tohumumu kullandım. Şimdi ben bunu karıştırmak istiyorum. Şimdi hazır hale geldi. En sonda üzerine dereotunu ekliyorum. Aklıma şimdi ceviz geldi. İsterseniz ceviz de eklenebilir. Tadını da güzelleştirecektir. Şöyle dereotumuzu da ekliyoruz. Yine böyle bir meze, yemek kıvamında hem kilo vermemizi sağlayan ama lezzetsiz olmayan bir tat ortaya çıktı. Ona özellikle dikkat ediyorum ki tüketmeniz işkence haline gelmesin. Biraz da ben kendi tüketebildiğim şeyleri sizde kullanmak ve videosunu yapmak istiyorum ki gerçekten diyet yaparken de işimizi zorlaştırmasın, lezzetli de olsun aynı zamanda. Tabii bunun hepsini kullanabiliriz istersek. Ama ben şöyle sadece süsleyecek kadar kullandım. Çok fazla dereotu seviyorsak tamamını kullanabiliriz. Şimdi karın bölgesindeki yağları eriten yoğurt tarifimizi hazır hale getirdik. Ben de bunu kendi danışanlarımda çok sık kullanıyorum. Neden? Çünkü sürekli aynı diyeti yapmaktan metabolizmanız durabilir, kilo vermeniz yavaşlayabilir ya da direkt bazı kişilerin metabolizması yavaş oluyor. O yüzden hızlandırmak amaçlı ve değişiklik amaçlı kullanıyorum. Burada sizinle de paylaşıyorum ama bazen çok süreli, çok uzun süreli yapmak isteyenler oluyor. O yüzden benim size önerim bunu 4-5 günden fazla kullanmayın. Önce normal diyetimizi yapıyoruz. Diyelim ki bir hafta yaptık. Arkasından 4-5 gün bu diyeti, bu tarifi kullanıyoruz. Sonrasında tekrar normal diyetimize dönüyoruz ki vücudumuz tekrardan bir normal beslenmeye geçmiş olsun. Sürekli yaptığımız zaman... Kesinlikle söyleyebilirim ki 5. günden sonra boşa gidiyor. Çok fazla yapmanızı önermem. Şimdi bu tarifi soracaksınızdır. Hocam ben kullanabilir miyim? İşte kimler kullanabilir? Bu tariften etki görmek istiyorsak, kilo vermemize yardımcı olmasını istiyorsak özellikle ana öğün yerine kullanmanızı isteyeceğim. Ara öğün yerine kimler yapabilir? Sadece gebeler ara öğün olarak kullanabilir. Onların ana öğünde yapmasını uygun bulmuyoruz. Onun haricinde böbrek hastası olan, şeker hastası olan veya işte kolesterol hastası olan, zayıflamak iste, isteyen kişiler bu diyeti, bu tarifi kullanabilirler. Ama çok spesifik durumlar varsa o zaman diyetisyeninizden yardım almanızı öneririm. Veya direkt benden yardım almak istiyorsanız da benim cepte diyetisyen uygulamam var. Telefonunuza indirebilirsiniz. Diyet programları kısmından amaç kısmına özellikle işte hocam şu hastalığım var veya bu durum, bu durumla özel bir beslenme istiyorum diye diyet talep edebilirsiniz. Yine gördüğünüz üzere yoğurt tarifim içerisinde bir sürü besin kullandı ve düşük kalorili olmamasına dikkat ettim. Benim de size önerim şok diyetler yapmayın, şok diyet önerenlerden uzak durun. Ee, hani bu tür beslenmelerin yine kahvaltısını normal yapalım, öğlen normal sebze yemeği yiyelim, akşam öğünü yerine yani akşama biraz daha hafif geçmiş oluyoruz. Özellikle hepinizden bekliyorum ki bu tarifi yapalım, bu hafta kullanmış olalım. Hatta cepte diyetisyen uygulamama yükleyebilirsiniz. Oraya her gün ücretsiz bir oyun yükleyebiliyorsunuz. Ben de oradan değerlendirmiş olayım. Bakalım gün içinde neler yediniz. Orayı da kullanalım. Bu tür tariflerimin gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.